Selamlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. FTG serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Satmamız gerekiyor Eren. Bugün transferin son günündeyiz. Bir sonraki transfer döneminde 34 yaşına gelecek arkadaşlar. O yüzden Eren'le aramızdaki bağı çok erkenden koparıyoruz. 15.000 değeri var. Uzmanlaşması zaten yetişmeyecek. Para kazanmamız lazım. Ben de hemfikirim. Yaşlı oyuncuları satıp genç oyuncularla yolumuza devam etmemiz gerektiğini zaten ben her oyunda dile getiriyorum. Fakat bu oyunda biraz da böyle yaşlı oyunculardan para kazanmanın derdindeyim. Yoksa hepsini şu anda yollara ayıracak duruma sokabilirim tabii ki. Eren'i arkadaşlar her şey için teşekkür ederek Nazilli'ye satıyoruz. Bir üst lige gidiyorsun Eren. Arada sırada sana da bakarız. Her şey için teşekkürler Eren. 15.000 dolar kazandırdın takıma. Şimdi herkes şey demiş. Bu ligde gelişelim. Bu ligde daha fazla genç oyuncumuz olsun. Onları geliştire geliştire 3. lige çıkalım. Yoksa zaten çıktığımız gibi düşeceğiz. Biz ağır adımlarla ilerleyelim. Vizyonumuz geleceğe yatırım olsun. Geleceğe yönelik olsun. Kazayla çıkarsak da yapacak bir şey yok artık yani. Dördüncü olana da ün puanı veriyorlar bu arada. Hadi bir devam edelim. Devam etmeden önce hiç oynatmadığımız oyuncuları da satalım. 28 yaşında 10 kontrolü var. Yani satsak ne olacak ki bu çocukları? Satsak 118. Bence oyuncu kalsın abi. 9 dolar. Satacağıma valla kalsın. Yani 28 yaşında bir şey olur. Bir sınıf atlatırız. Bir şeyler olur böyle. Daha sonra 2000-3000 dolara satarız. Kalsın bunlar. Ya da hadi fazlalık yapmasın. Bu ince demirden bir şey olmaz abi. Sat ince demiri. 9 dolara düzceye satıyoruz. 9 dolar. 9 dolar nedir arkadaşlar ya? Çikolata parası. Fırat 28 yaşında. Bu da 28 yaşında. 28 yaşındakiler bir kalsın. Transfer listesine bakalım. Transfer listesinde de Kabadayı'ya bir indirime gidemedik maalesef. Tamam, Kabadayı'ya da gerek olmadığını düşünüyorum. Altyapı, 70 bine ihtiyacımız var altyapı için. Bir oyuncu daha gelmeden önce mutlaka altyapıyı geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Evet, hedefim 70 bin olması. Uzatmamız gereken kimse yok. Herkesle bir sene daha yolumuza devam edebiliyoruz. Bakın, unutmayın arkadaşlar, Bilal 758 dolarlık bir çocuktu. Bakalım kaça kadar çıkaracağız. Bakalım kaça kadar çıkaracağız. Hatta bu maçtan sonra Bilal artık yetenek çalışmaya başlayacak. Maksimum eğilimi de Bilal'in ne? Çok merak ediyorum. Artık yapabileceğim bir şey yok. İsterseniz hani bir oyuncu daha katarız diyorsanız şuradan bir tane oyuncuyu transfer edelim. Hoca gibi 27 yaşında. Ben hocayı transfer ediyorum arkadaşlar. Yerine bakalım kim gelecek? 3250 bir şey değil. Satın alıyorum hocayı 27 yaşında. Yerine gelen oyuncu kim abi? Şeker. Bak defansı 20. Amatör defans 30 yaşında. Bizde 20 defanslı kaç oyuncu var abi? Defanslara bakın 19, 19, 24 ve 29 yaşındalar. Alsak mı acaba? Şeker gelir gelmez de bir yetenek çalışacak. 30 yaşında. Bilemiyorum valla. Bak nereden baksanız yeteneği olan bir çocuk 19 defansı var. 19 kontrolü var 7000. Biz zarar etmeyeceğiz. Abi alıyorum. Çünkü alır almaz bir şey çalıştıracağız. Al abi. Al korkma. Şeker'i aldım. Amatör defans. Hemen bakın. Antrenman çalıştıracağız. Hemen bir yetenek vereceğiz. Nerede arkadaşlar? Şeker burada. Bas bakayım. Maksimum eğilim kafa topuymuş. Bir yıl sonra kafa topu mücadelesini kazanacak. Tamam. Ver. Bak inanın değeri artacak. MDSLD. Ha bazı oyuncular şey geliyor demek. Uzmanlaşmış bir şekilde geliyor. Hoca da burada. Hoca da amatör defansta. Aslında hocayı da amatör defansta biraz geliştirip değil mi? Hocayı da şimdi şöyle 3-5 başarılı hareketle geliştirirsek o da yetenek kazanacak. 27-28 yaşındaki çocuğumuz. Aynen öyle yapalım. Cevdet 33 yaşında. Çıkar abi Cevdet'i buradan. Gel bakayım hoca. Satabilir miyiz? Cevdet 33 yaşında. Bir yıl sonra satamayacağız. Cevdet kim? Cevdet herhangi biriniz değilsiniz değil mi? Vallahi Cevdet'i de satıyorum. 400 dolar iyidir. Sat 33 yaşında zaten ne olacak abi? Oynatmıyoruz. Cevdet'i de Gümüşhane'ye satıyorum. Gitti. Bir oyuncudan daha kurtulduk. Satmamız gereken başka bir oyuncu var mı sizce? İlgisi yüksekken. Mesela. İlgisi yüksekken. Erdem Aksoy'u 32 yaşında. Satmalı mıyız sizce? Bence satmamalıyız. Bir uzmanlaşma sonra bu çocuk
çok daha iyi fiyata gidebilir. Alper Karagöz 32 yaşında. Aa, Alper Karagöz. Alper'in doğum tarihi bir sonraki transfer dönemine yetişecek mi? Tamam, yetişecek. 33 yaşına gelecek daha. Arkadaşlar, Alper'i uzmanlaşmasını bitirmeden satmak istemiyorum. Bakın çok yükseldi. O kadar dağınık yükseldi ki bu uzmanlaşmayı bitirmeden satmak istemiyorum. Hem ilgisi de belki yüksek olur. Alper'le biraz daha devam edelim. Hadi zamanı ileri alıyoruz. Bakalım ne olacak ya. Transfer dönemi bitiyor. Yolumuz açık olsun. 57 bin paramız var. Bir tane mesaj var. Transfer sezonu kapandı. Amatör ligin en pahalı 7 transferi. Olgun Kahramanmaraş'a gitti. Eren Eroğlu Nazilli'ye gitti. Şeker'i aldık. Hoca'yı aldık. Bizden başka kimse transfer yapmıyor amatör ligde ha. Süper Lig'in en pahalı 10 transferi. İnanılmaz paralar dönüyor gerçekten. O günleri görebileceğiz mi bakalım. Evet, 5. sıradaki Gümüşhane'ye karşı oynuyoruz şimdi. Gümüşhane bu maçı kazanırsa üstümüze çıkacak. Hemen bir analiz yapalım bakalım. Daha önce yaptığımız maçta Gümüşhane'yi 3-1 yenmişiz. Hava güzel olsun, biz yeneriz abi. Bak, kalecileri çok kötüydü. Hmm, kalecileri kötü. Forvetleri amatör ligin gol kralıymış. Hay arkadaş. Nasıl atıyor ya bu 23 vuruşla? İlahi. İlahi de sarı kart sınırında her şeyi yüksek bir çocuk. Evet. Şimdi hemen. Bu nasıl bir defans anlayışı arkadaşlar ya. Araya koşturacağım. Libero var mı bunlarda? Libero yok. Defansları 23, 26, 30. Başlattığım zaman Erdil'in defansı 2. Pekala. Bilal'i yine geliştirebileceğimiz bir maç. Hemen buradan Erdil'in üzerinden top geçireceğiz. Alperen'i de geliştirmemiz gerekiyordu. Alper Karagöz, pardon. Tamam, Alper Karagöz'ü alıyorum burada. Evet, Alper'in yeteneğini arttırmak için. Alper Karagöz. Bir de Alperen Köse'yi ilk defa ofansif orta sahada oynatacağız. Ne yapalım? Bir tane oyuncu çıkaralım. Uzmanlaşması Raptor'un bitmek üzere, Emin'in bitmek üzere. Yani evet, bitmek üzere diyebiliriz. Sait var. Burada da gelişen henüz bir oyuncu yok. Amatör defans. Hocayı aslında alsak, bu maçlarda geliştirsek nasıl olur ya? Kazayla. Birkaç top saklarız defansta. Rakibin defansı kaç ki? Hücumlarının defansı 5-12. Valla 1-2 top saklarsak hocayı da orada geliştiririz. Velioğlu 29 yaşında. Velioğlu'nu çıkaralım bu maçta. Gel lan hoca. Hocaya hemen bir sınıf kazandırmamız lazım. Ya gelişsinler. Bak, 27 yaşındaki çocuk, sonuçta gençleşme operasyonu. 3-5 maç sonra belki şey olur. Yaparız yani. Erdem biraz yorgun. Erdem'i bu maçta çıkaralım. Yerine Alperen'i alalım abi. Alperen'i bu maçta burada oynatıyorum arkadaşlar. Evet. Çünkü bakın, MO özelliğine de gidiyor. Böyle oynatalım. Alperen'i burada oynattığım zaman ofansif orta saha özelliklerini yapabilecek mi? Yapamayacak herhalde. Neyse, hadi böyle başlıyorum. 3 defans, 3 forvet. Raptor gelişecek. Bu çocuklar gelişecek diye size oynatıyorum. Yoksa Ahmet gibi değerli bir oyuncumuz da var. Lee top kontrolünde iyi. Feroli var. Forvet yapmaya çalıştığımız bir sürü oyuncumuz var arkadaşlar. Yavaş yavaş takımı şekillendirmemiz lazım. Sanki bu maçı kazanabiliriz gibime geliyor bu arada. Hava güzel. Maça başlıyoruz. Şans bizden yana olsun. Kazanalım. Ün gelsin. Para gelsin. Bir şeyler gelsin. Kamerada bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Hava güzel. Havanın güzel olması çok önemli beyler. Suat'la başladılar. İlahi, her başarısız denemeden sonra motive olacak bu. Onu da unutmayalım. Top sakladı. Oha, 31 kontrolü var. Süper kayışlı alabiliriz aslında. Normal top kapma çünkü başarılı olmayacak. Süper kayış daha mantıklı. Kayal abi, hadi. Çok güzel be. Süper be. İşte bu kadar beyler ya. Aksiyon gitmedi. Şöyle Bilal'e 1 versem. Bilal 1. Defansı 2. Valla top saklayabilirim ha. Aynen öyle yapalım. Bak, top saklayalım. Pas geçirmeyelim. Alp, Sait şuraya koş. Koş oğlum. O defansın arkasına pas geçirmek de mesele artık. Bilal'le şurada bir topu saklayayım. Evet. 27 kontrolüm var. Bu pres yapacak büyük. Tamam, alamadı. Çok güzel. 5 orta saha gelişti. Buraya gelip alana kadar zaten yıllar geçer. Savunma anlayışını değiştirdiler. Ne yapıyor? bu da ona tecrübe kazandırıyor herhalde. Şimdi pası iyi olan kim var?
Ay, bu pası buraya geçirebilecek hiçbir oyuncumuz yok arkadaşlar. Hiçbir oyuncu yok. Defansı 26. Raptor'la ancak birine çalım atacağım. Nasıl yapsak? Ben şöyle bir pas deneyeyim. Emine bir vereyim abi. Bakarız duruma göre. Şu bir. Çok güzel. Helal lan Bilal. Valla gelişiyorsun bak. Şu çalımı atsam, pas versem geçmez. Havadan pas çok zor. Top saklayabiliriz. Yürüyebiliriz. Alperen Köse ancak buradan pası geçirebilirdi. Keşke Alperen'i buradan almasaydım. Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Bir yer değiştireceğim. Pozisyon değiştirelim. Tamam. Topu burada sakla. 55 kontrolüm var şu an. Defansı açacaklar ya büyük ihtimalle. Evet açmak zorundalar. 30 defans. Ama alma bir kardeşim ya. 30 defans, 55 defans. Niye alıyorlar ya? Ben müdahale etsem alabilirler mi acaba? Kontrolü 8, defansı 4. Şimdi kayıp alsam ne olur? Deneyeceğim ya. Vallahi billahi. Hasan Yere Bakan'la ya da 1, 2, 3. hamlemde alırım. Top kontrolde 13. Olmaz öyle şey. Alper Karagöz. Evet gel Alper lan. Şu 1. Şu 2. 14 kontrolüm var. Havadan pas olmaz. Emine vereceğim. Biri pres yapacak, diğeri alacak ama. Bak Alper'in koşu yoluna pas özelliği var. Bunu kullanmamız lazım şimdi. Koşu yoluna pas. Bir oyuncuyu da geçirsin. Raptor'u şuraya koşturabilirim mesela. Oradan da vururum be. Haydi lan. Çok güzel be. Şu adam olmasa füze şutu var Raptor'un. Göm bakayım. Vallahi çok güzel. Attık ha. Attık ha, attık. Lan Raptor ne vuruyor topa ya? Top böyle falso aldı. Güzel. Çok, bir dakika. Bir dakika. Ay geç kaldık, neyse. Bilal'i şuraya alacaktım. Şöyle top keserdi. Oraya, gerçi oraya alabiliyor muyduk? Ne yapacaksın? 23 şutum var. Lütfen Furkan. Çok güzel be. Helal lan Orhan. Bravo. Kimin uzun pası var? Melih'in. Melih'i buradan çıkarıp şu 1 1 2 3 4 5 Alper'e atabiliriz. Melih şu 1 uzun pas geçer. Geçerse aksiyon gitmeyecek. Denemekte fayda var. Çok güzel oğlum. Libero özelliği arttı. Evet. Ne yapsak? Uzmanlaşmaya mı gitsek ya? Raptor'u geliştirsek, top saklasak. Bilal'e de yüklenebiliriz. Bir gol atmayı deneyelim mi? Hayvan gibi herkes oraya koşuyor. Bak Raptor'a pası verip Raptor'u buraya koşturup bir şut daha deneyebilirim aslında. Aynen aynen. Şu bir. Yine Raptor'la vuracağım. Raptor'un gelişimine ihtiyacımız var. Vur oğlum bakayım ne olacak. Sert şut geçerse korner olur. Deneyelim mi? Hadi bu sefer gelin sert şut deneyelim. Bu da of, bu da gol oldu. Raptor topa vurmayı özlemiş be. Takımın kahramanlarından. İlk yarı bitecek böyle. İlk kahramanlarından şanssız sakatlık yaşamıştı. Güzel. Süper. Bu takıma karşı 2-0 önde olmamız güzel bence. Şimdi uzmanlaşmalar okey. Raptor bir 7-8 uzmanlaşma sonra seviye atlayacak. Orhan'ı da bu maçta seviye atlatabilirsek harika olur. Furkan'a top gelse güzel olur. Alperen Köse MO'da gelişmeye devam etsin. Tamam. Alperen MO'da gelişmeye devam etsin. Alper Karagöz'ü de biraz arttırmamız lazım beyler. O'da geliştirmemiz lazım. Bir şeyler yapabiliriz. Hatta bakın. Alperen'i şuraya alacağım. Bırak eleme o'da gelişmeyi. Şuraya alacağım. Şut fake'i falan yapacağım. Bak defansı buradan çıkarmak nasılmış onu da bir görelim. Haydi bakalım. İkinci yarıya böyle başlıyoruz. İkinci yarıya başla. 17 yaşındaki çocuklarla oynamak ne kadar keyifli değil mi? Her pas geçirdiğinde şey oluyorsun. Keyiften dört köşe oluyorsun Bilal. Mesela hocayla biraz böyle orada top saklasak. Ronaldinho çalımı atsa. Oo, bunlar motive. Biraz zaman geçirmek lazım.
O zaman şöyle başlayalım. Bir ona, bir ona. Aynen, bir buna. Bir buna. Geçer mi acaba? Geçer ya. Geçer. Burada top saklamak da mantıklı. Pas atmak. Alperen'in kontrolü kötü. Sert girerler şimdi ya. Ben burada bir top saklayayım. 27 kontrolü var. Defansı 2. Pres yaptı. Biri gelecek. 12'ye düşürdü. Kaç defansı? 12'ye 12. Ne olacak? 8-3. Bir kere savaştan galip çıksak memnun olacağım. Hareketi bitti. İlahi'nin 12 kontrolü var. Bilal alabilir aslında. İşte bak, burada sol defans falan olduğunda direkt buraya koşturup hemen alabiliyorsun. Alper alır ya bunu. Alper şöyle bir... Bunu direkt al ya. Çok güzel. 5 OO arttı. 14 kontrolü var. 5 defansı var. Bakın. Çok önemli özellikler aslında. Hadi be, şunu atabil be Alper. İki denemeden biri başarılı. Şimdi bakın, Alperen'in yeni özelliğini deniyoruz. Defansa tıkladığımız zaman vuruş fake'i yapıyoruz ve aksiyon gitmiyor. Karşılayan oyuncu sana doğru bir kare ilerler. Bu senin için taktiksel fırsatlar sağlayabilir. Bunların hiçbirine yapamıyoruz çünkü önleri dolu. Bir deneyelim. Önümüz açıldı mı? Tamam. Şimdi ne yapacağım abi? Buna hiçbir şey yapamam. Bir vuruş fake'i daha yapabilir miyim? Yok. Bokunu çıkarma diyor. Burası çok sıkıntılı bölge. Hepsinin defansı iyi. Bir pas atıp geliştirebilirim ya. Risk alıyorum. Bakın, bunu Bilal'e veriyorum. Bilal'in kontrolü 7. Bu çocuğun defansı 5. 7'ye 5 kapışacak. Kaptırsam da olur ya. Dur bakalım. Defanslar da iş yapmış olur. At abi şunu. Aa, olacak iş değil ya. Olacak iş değil arkadaşlar. Alperen, sen bu pası nasıl geçiremezsin ya? Tamam, boşa düştü. Kaç kontrolü? Ocağı çıkarıp alsak süper olur. Melih, sen git. Hem libero kazanıyorsun. Evet. Hem de uzun pas deneyeceğiz. Şuraya uzun pas gider mi? Uf, müthiş bir şey ya bu uzun pas arkadaşlar. Buraya bile gider. Sait Yıldız. Haydi oğlum. Geçmiyor ki, şansımız yok. Neyse. Suat buraya geldi. Motive olacak şimdi. Birazdan. 23 şutu var. Gol yiyebiliriz artık. Vallahi yedik. Hayvan gibi vurdu ya. Furkan'cığım bir top kurtar be kardeşim ya. Furkan bak, maç gidecek. Önce uzun pas geçiremiyor, sonra şey oluyor. 6 hakkımız var. Dur bakalım. Biraz daha geliştirmeye devam edelim. Uzmanlaşmalara bir bakalım. Bilal bayağı gelişti. Alper gelişmeye devam ediyor. Raptor'u biraz daha, evet, Raptor'u bir 7 geliştirmemiz lazım. Ama bu topu direkt Raptor'a atmak istemiyorum. Çünkü böyle bir fırsatımız var. Hadi Sait. Çok güzel. Hiç gol atma gibi bir derdim yok arkadaşlar. Geri dönüyorum. Pası veriyorum. Ve burada Bilal'le yine top saklıyorum. Bilal kaptırsa da canı sağ olsun. Gol yesek de canı sağ olsun. Ama bu zaten tek başına kapamayacak. Sakla abi, 27 kontrolüm var. Bu yine pres yapacak. Alamadı, çok güzel. Şov var, şov. Messi gibi motive oldu. Bir kere daha 4 defansla geliyor. Ağzını kırdım. Neyse, buradan vurmak zorunda artık. Zaten vuramıyor da. Vallahi billahi maçı kazandık. Deplasmanda Gümüşhane'yi yendik. Şimdi kafamızda ligden çıksak mı çıkmasak mı soruları yeniden şekilleniyor olabilir. Alper Karagöz maçın oyuncusu. Bravo beyler ya. Bak. Emin. Kontrolü 29 oldu. Alper. Defansı 22. Kontrolü 16. Bilal.
Bilal var ya, bak pas konusunda takımın en yetenekli oyuncularından biri olacak. Hoca da gelişmiş. Helal lan hoca. Hasan Yerebakan da dengeli gelişti. Bravo çocuklar. Şöyle bir devam edelim. Uzmanlaşmalarda yeni şeyler var. Ay Raptor 2 kalmış ya. Arkadaşlar keşke bu maçtan sonra verebilseydik. Hiç sorun değil. Bir sonraki maç. Orhan da bir sonraki maç. Güzel hareketler yaparsa. Şimdi Bilal. Bakalım maksimum eğilimi ne? Önce veriyorum amatör orta saha. Bak fiyatı bir anda 1390 oldu. Öğren Bilal. Artık topsuzken iki kare ilerleyebilir. Beceri maksimum eğilim durdurucu mu? Niye durdurucu ya? Ya ofansif yetenekleri olsaydı. Kesici yeteneği koşu yoluna ve uzun pas becerilerini durdurmak için kullanılır. Kesici seviyesi ne kadar yüksek olursa karşı becerileri o derece durdurur. Bu yetenek orta sahalar için kullanışlıdır. Şimdi defansı kötü. Hücumda oynatmamız gereken bir çocuk Bilal. Koşu yoluna pas. Aslında arada 2 ay var ha. Ben koşu yoluna pası vermek istiyorum. Kesinlikle koşu yoluna pası vermek istiyorum. 1,5 sene. Ortalama eğilim. Hiç önemli değil. Koşu yoluna pas benim için şu anda daha mantıklı. Defansif özellikleri olan bir çocuk değil çünkü Bilal. Ver abi. Bak 17 yaşındasın. 18,5 yaşına geldiğinde koşu yoluna pas özelliğin olacak. Ne kadar güzel ya. Haydi. Daha sonra genel sınıf, özel sınıf vereceğiz. Güzel güzel. Oyunun en keyifli yanlarından biri oyuncu geliştirmek. Temiz bir 3 puan aldık. Taraftarımız azalmış. Niye taraftar lan? Deplasmanda maç kazandık. Niye böylesiniz ya siz? 6-0 yeni mahalle konağı yenmiş. Amatör ligde kırmızı kep. Ligden çıkacağız ha. Gerekirse çıkalım. Vallahi gerekirse çıkalım. Mücadele ederiz. Şimdi haftanın oyuncusu Orhan Taha ve Alper var. İki defansif oyuncumuz haftanın oyuncusuna seçilmiş. Maçın adamı Alper Karagöz. Devam abi, devam. Devam et. Ligin artık son 2 maçı. Lig bitecek beyler. Şu an yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Antrenmanlara bakalım. Antrenmanlara. Bilal pas çalışmaya devam ediyor. Bakın. Forvetlerimiz kontrol çalışıyorlar hep. Neden? Çünkü Sait'le zaten hayatta şut çekmiyoruz. Füze özelliği var. Emin belki... Emin'in de top saklama konusunda master olmasını istiyorum. Sebebi karşıda böyle 40-50 defanslık adamlar olunca Emin'le top saklamak güvenli bir liman olur. Raptor biraz isabet çalışsın bakalım. Aynen isabeti artsın. Bak iki tane normal vuruşla gol attık. Alper Karagöz kontrol çalışıyor. Alper'in aslında içinde defansif özellikler var. Alper'e defans antrenmanı yaptıralım. Orada güzel top kapabiliyoruz. Tamam. Alper Enköse pas çalışıyor. Pas konusunda master yapıyor neredeyse. Uzmanlaşma. Bir devam edelim bakalım. Hocanın gelişimi nasıl? Az abi. Hemen hocayı geliştirmemiz lazım bir şekilde. İlerliyoruz. Altyapıdan 1 Şubat'ta oyuncu gelmişti değil mi? 6 ay sonra gelecek. Unutmayalım. Yani bu sezon biter bitmez zamanı ileri alacağız ya. Büyük ihtimalle altyapıdan bir oyuncu daha gelecek. Ah şu antrenman testlerini geliştirebilsek. Neyse 3. oyuncuya nasip artık. Tepecik. Bir altımızda. Tepecik kazanırsa durumu eşitleyecek. Hiç beraberliğimiz yok. Hemen bir karşılaştırma yapalım. Tepecik. Rakibimize bakıyoruz. Oha 1 2 3 4 5 defans önün evet 5 defansla oynuyor 3 forvetle oynuyor. Forvetleri top 3 amatör ligin 3. gol kralı. İyi vuruyorlar beyler. Hepsi amatör forvet. Başarısız gol girişimi sonrası hepsi yeniden hamle yapabiliyor. Önümüzdeki oyuncu 6 defans, 7 defans. Bilal'le yine birkaç top geçiririz. Şimdi bakın Bilal amatör orta saha olduktan sonra hangi özelliği yükseltmemiz gerektiğinde bizim karar vermemiz gerekiyor. Şurası şu bölge sadece defansif orta saha değil mi? DO. Hemen sınıflara bir bakalım. Defansif orta saha. Bakın defansif orta saha. Şu bölge.
Kalecilik geç. İki kare mesafede pasları kesebilir. Aşırı önemli bir şey bu arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben bir defansif orta sahaya karşı oynadığım zaman inanılmaz kullanıyordum. Şurada rakibimin defansif orta sahası var diyelim. Ben bu pası buradan şuraya atmaya çalıştığımda bile araya giriyor abi. Buna böyle şuradan araya giriyor. Şuraya at, bak buradan buraya atmaya çalıştığımda bile defansif orta saha gelip buradaki pası kesmeye çalışıyor. Yani bir oyuncunuzun defansı yüksekse ve o defansif orta sahaysa Allah rakibin yardımcısı olsun. Kendi karesinden geçen pasları keserken %100 savunma. Top kesici yeteneğine artı bir, topsuz daha hızlı hareket. Topsuz iki kare ilerliyor. Noktalı çizgi tercih edilen pozisyonu. Şurası. Düz renk ise defansif orta saha tecrübesi veren alanı gösterir. Şuralar. Zaten sadece oyuncuyu buraya koyabiliyorsun. Abi Bilal defansif orta saha olamaz. Çünkü defansı çok kötü. Biz merkez orta saha yapalım. Merkez orta saha. Artı 30 pas. Bak pasına artı 30 pas geliyor. Pres için aksiyon puanı harcamıyor. Bak. Çevirinin hatalı olduğu burada yazıyor. Oyundayken merkez orta saha pas için aksiyon puanı harcamaz diyordu hatırlarsanız. Ben de bir altyazıyla pres için olması gerektiğini söylemiştim. Şu bölge. 3 bölge. Merkez orta saha. Ama ben merkez orta sahamın da defansının iyi olmasını istiyorum. Neden? Çünkü burada oyunu başlatıyorlar ya. Şuraya pas verdiklerinde buradaki merkez orta sahamın o topu direkt başlangıçta kesmesini istiyorum. Bilal bunu yapabilecek seviyede değil. Aslında biz Bilal'i herhangi bir pozisyonda geliştirdikten sonra evrensel orta saha da yapabiliriz, değil mi? Evrensel orta saha. Bilal'i evrensel orta saha yapmamız daha mantıklı bence. Tamam, bu bölgede geliştirip arkadaşlar uzmanlaşması bittiğinde şeye vereceğiz. Genel sınıfa vereceğiz. İstersek özel sınıf seçebiliriz. Biz genel sınıfa vereceğiz. Bakarız. Tamam. Hiçbir şekilde defansif orta saha çalıştırmıyorum Bilal'i. MO'dan yüklenmeye devam abi. MO'dan yüklenmeye devam ve kısa zamanda geliştireceğim. İnanabilirsiniz. Alperen Köse. 27 pası var. 21 defansı var. Alperen bu pası direkt kesmeye meyilli. Hocayı bu maçta oynatsak mı? Amatör defans. Hadi hocayı da bu maçta oynatalım. Biraz beceri kazansın. Emin'i çıkarıyorum bu maçta. Emin'in yerine Erdem'i alıyorum. Erdem sağ defans. Gel bakayım şöyle. Bizim sol defansımız vardı. Sattık değil mi? Tamam. Rakibinin en tehlikeli forveti zaten bu. Erdem burada oynasın. Raptor'la gelişimi tamamladıktan sonra sıra Emin'e gelir. Emin'i geliştiririz. Aynen, Emin de çünkü bitmek üzere. Başlayalım o zaman. Alper Karagöz. Alper Karagöz de bugün burada gelişmek üzere. Peki. Alperen'i orta sahaya aldım. Savunmanın arkasında pas geçirebilsin diye. Topunu kesen rakip oyunculara 60 ceza verecek zaten. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Tepecik 4. sırada. Kırmızı Kep 3. sırada. Ne olur? Bilemem. Kazanırsak ama ligden çıkacağız ha. Herkes amatör ligi tekrarla demişti. Şimdi... ya biz bir çıkalım. Bir üst ligin tadına varalım. Sonra düşelim. Sonra devam ederiz. Bir yıl kayıptan bir şey olmaz. Vay be Bilal, artık 16 veriyorsun. Kime vereyim? Hadi şu bir. Aa Bilal, sende ne oldu? Beceri antrenman çalışıyorsun gibi tarafın mı kalktı ha? Alparslan 13 kontrolü var. Alper alır bu topu ya. Beyler. Bu nedir ya? Kim lan bu Alparslan? Sıkıntı yarattı bana bak. Gel abi şöyle. Bak ya. Bildiğin hatamız gitti. Ulan ne yapıyor bu ya böyle? Acar dur bakayım, Acar ne yapacak? Acar da çalıma attı. Vallahi efsane bir gol yiyeceğiz herhalde ha. Allah'a şükür. Furkan top kurtardı. İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Bilal. Peki. Bu topu şimdi Melih'e atmak. 1. Melih'ten 1, 2, 3, 4. Buraya da atabiliriz. Defansı kaç? Tamam abi.
Furkan. Bu topu dik buraya. İnşallah şuraya bir yere boşa düşer. Dik bakayım. Şuraya bir yere düşmesin de. Kötü yere düştü be. Defansı 9, defansı 12. Gel. Gel abi gel. Kontrolü 16, defansı. At şu pası. Artık geçir ha. Bak geçir. Çok güzel, tamam. Şimdi burada top saklıyoruz. 16. Pres yaptı. Kim gelip alacak? Şu mu? Bu geldi. Gelsin. Alacak. Ne olacak? Hem defansı çıkarmış oldu. Kontrolü 14. Allah'tan Alperen var orada arkadaşlar. Kontrolü 14. Gel bakayım. Yapalım mı? Alma ihtimalimiz çok yüksek. Ama bir pres yaparsak... Aksiyon puanı harcamayan bir arkadaş var mı pres yaparken? Yok. Şöyle yapalım bakın. Raptor'a inanılmaz bir pas atacağım arkadaşlar. Şu pres 1. 1. Kontrolü 1'e düştü. Alper bu topu al. Evet. Şimdi Raptor'a muazzam bir ara topu deniyorum. İki oyuncuyu birden geçebilecek mi bakalım. Tamam, bir oyuncu. Haydi bakalım. Offside yok. Buradaki animasyon biraz yanlış ama normalde önce topa vurması lazım, sonra Raptor'un koşması lazım. Burada önce Raptor koşuyor. Bakın. Hadi geçer herhalde iki denemede. Çok güzel be. Offside yok ha. Yok yok offside. Haydi Raptor. Aa, füze şut vurabilirim. Niye? Ulan ya. Bala bak ya arkadaşlar. Abi kalecinin kabiliyetine bakın ya. Sağlam kaleci. Yeteneği kalecilerin füze şutunu durdurmasını sağlar. Yetenek seviyesi ne kadar artarsa o seviyeye eşdeğer füze becerisini durdurabilirsiniz. Ulan var ya, ayda yılda bir füze şutu kullanacaktık. Plase vuruş 21-21. Sertte kesin top kornere ya da başka bir alana düşecek. Çalım atarsak. Abi sert şut deniyorum. Top kornere çıkarsa Raptor'la kafa yeteneği var. Belki bir korner golü atabiliriz. Bu %50 %50 ama ben sert deniyorum. Hadi. Kornere. Çok güzel. Sanırım ilk defa korner kullanıyoruz. Bir bakalım mı? Kontrol özellikleri kapışacaktı oyuncuların. Raptor'un da kafa vuruşu var. Bak bunların kontrolü berbat arkadaşlar. Bu takımda iki tane kontrol var. Onlar da şu. Ben Raptor'u önce topa vuracak oyuncuyu seçiyorum değil mi? Önce topa vuracak oyuncu. En iyi pas kime ait? Evet. Alperen. Korneri kullan. Raptor şuraya gel. Daha sonra kontrol özelliği yüksek olan... Of. Erdem var. Erdem'i de şöyle alıyorum. Bir korner... Bak Raptor'u iki kişi tutacak. Biri bu. Diğeri ona geldi. Abo Raptor'u... Neyse, onların kontrol özelliği düşük ya. Bence Raptor bu topla buluşur. Hangisi daha mantıklı ya? Kafa atması için havadan pas mı vermem gerekiyor? Ha yok, bir dakika. Pas değil, ben orta yapacağım. Şöyle. Şuraya basıyorum. Raptor'un kafa vurma olasılığı 49. Bakın önce şu kapışacak. Alperen'in 32 pasıyla bu nasıldı ya bu arkadaşlar? Orta, bir dakika bakın. Çok kompleks bir şey bu şu an. Hatırlamamız lazım. Bak forvetleri iyi tanı. Merkez forvetler yani Raptor kafa vuruşu için yaratılmıştır. Yeteneğe resmen sahip olmayanlar bile maç esnasında yeteneğin bir miktarını gösterirler. Kaleye 9 kare uzaklık içinde herhangi bir yerde de ortalarla buluşabilirler. Geç. Bakın. Heh, orta sırasındaki hesaplamalar. Bakın arkadaşlar. Orta faktörü. Ortayı yapan futbolcunun pas özelliği bu numara ile kıyaslanır. Orta yapan oyuncu rakip kaleden ne kadar uzaksa orta faktörün değeri o kadar fazla olur. Orta yapıldığı zaman futbolcunun pas özelliği ile orta faktörü kıyaslanır. Oyuncunun pas özelliği ile orta faktörü kıyaslanır. Orta açan oyuncu daha yüksek zar atarsa orta başarılı olur.
Aksi halde top rastgele bir yere gider ve kimse kafa vuruşu yapamaz. Tamam, bizim orta faktörümüz şu an daha yüksek o zaman. Kafa vuruşu yapma olasılığı. Orta başarılı olarak yapıldığı zaman forvetler kafalarıyla gol atmaya çalışırken defanslar topu kafalarıyla uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunu yapmak için kafa vurma kabiliyetlerine zar atılır. Gelen sayı orta faktörüyle kıyaslanır. Eğer futbolcu orta faktöründen daha yüksek zar atarsa topla buluşur. Aksi halde top havada kalmaya devam eder ve bir sonraki futbolcu topla buluşmaya çalışır. Abo! Kaleye kafa vuruşu yaparken her zaman %10 ihtimalle topun hedefi kaçırma olasılığı vardır. Ya biz bir yapalım ya. Aşırı karışık bir şey ama anlayacağım. Hatırlamaya çalışacağım tekrardan. Alperen'in şimdi 32'den fazla durdur... 25'ten fazla durdurma... Yani bundan daha fazla durdurması gerekiyor. Bakıyoruz. Raptor onu itti. Ama abi Raptor'u bu nasıl itti ya? Erdem bunu itti. Orta başarılı oldu. Yok olmadı. Orta faktörü 15 oldu. Ne oldu Allah? Bunu bir tekrarını benim izlemem lazım ya. Orada olağanüstü şeyler oldu bence ha. Raptor'u nasıl dışarı çıkardı o adam ya? Dur bakalım. Alperen. Alperen ofansif orta sahada. Birine fake atabiliriz bak. Şuna. Sonra Sait'i oraya koşturabiliriz. Raptor uzmanlaştı mı? Vallahi Raptor uzmanlaştı arkadaşlar. Güzel. Gel aksiyon harcamadan bir vuruş fake'i yapalım ya birilerine. Yap abi. Tamam. İşte bu vuruş fake'i yapan oyuncunun aynı zamanda şeyinin olması lazım. Şu Alper Karagöz'deki özellik. Abo neler neler olur. Alper Karagöz'ü zaten şey yapıyoruz. O da uzmanlaştırıyoruz. Mesela bunu böyle yaptıktan sonra şu koşu yoluna şuraya bir pas. İşi bitirir be. Vallahi işi bitirir. Abi şu bir. Çok güzel. İki hareketim var. Sait bir ilerle. Çalım atarak mı ilerleyeyim? Kalecinin vurursam ne olur? Tamam. Ben şuna bir süper çalım atmak istiyorum. Çok güzel. Aa, bunun kesici... Allah bak Sait'in iki yeteneğini bire düşürdü. Bunun kesici yeteneği varmış. Bir kare ilerliyorum. Gol atacağız ha. Vallahi gol atacağız. Hadi. Haydi oğlum. Plase vuruş olmaz. O olmaz, bu olmaz. Haydi çocuğum. Çok güzel be. Vallahi tepeciye Sait'in harika golüyle 1-0 öne geçiyoruz tepeciye karşı. Çıkalım lan bu ligden. Çıkalım, düşelim. Ne olacak? Haydi. İlk yarının sonu. Güzel bir mücadele izledik ha. Sait Yıldız şu anda en iyi oyuncu. Maça her zaman ev sahibi ekip başlıyor. Bunu unutmayın. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu pası, 27 pası büyük ihtimalle şu karelerden birine verecek. Mesela Erdem'i şuraya çıkarabilirim. Direkt kesmeye çalışsın. Direkt kesmeye çalışsın. Şuna direkt atabilir ama. Yani bunu atmak yerine bunu atmakta mecbur bırakacağız. Bu risk alıp burayı deneyebilir mi bilmiyorum. Ama kafamda şekillendiriyorum. Bir tane OO'mun yerden pas özelliği olması lazım. Alperen 32 yaşında bu özelliğe kavuşacak. Bir genç oyuncuya bunu yapmam lazım. Şey yapabiliriz o zaman. Bilal yerden pas çalışıyor. Bilal'i OO'da uzmanlaştırabiliriz. Ofansif orta sahada. Evet öyle yapabiliriz. Tamam. Hadi ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya başla. Onlar başlayacak. Keyifli bir maç izliyoruz ya. Bak buraya vermeyecek. Denemeyecek. Buraya denecek. Bunun 24 şutu var. Çekecek şuraya bir yere. Çalım denedi. Çok güzel lan. Helal lan Hasan yere bakan. Şu kapmaya çalışır mı? He, ah be. Bir de çalım atsa efsane olurdu. Neyse bu da iyi. Adamın 6 def... Au 22 kontrolü var şerefsizin. Bak hayvan gibi sert müdahale yaparsam kırmızı görebilirim. Kayarak müdahale. 10 motive olduğu için. Biriyle pres yaparsam ama kesin alırım. Ya da al ya. Alırsın ya ona 5. Çok güzel. Aksiyon gitmedi. Şimdi Hasan yere bakan. Ben önce Bilal'e atıyorum. Şu 1.
Kontrol. Çalım denesek mi? Pas daha iyi. Hadi oğlum Alper. Çok güzel. Bravo. Alper'in koşu yoluna pas özelliği var. Aksiyon gitmemesi için şöyle bir şey yapabilirim. Çok güzel. Oyun oynuyoruz ya, futbol oynuyoruz beyler. Alper'in de şöyle bir fake özelliği var. Vuruş fake'i. Ne işe yarar ki? Buna da yapabilirim. Hatta bir pas daha verebilirim Bilal'e. Aynen abi. Ver Bilal'e ya. Ver Bilal'e. Tamam, Bilal'de kalsın. 7 kontrolü var. Defansa 6. Sen gelip alacaksın. Bir geleceksin. Bir kere daha deneyeceksin. Hamlen bitecek zaten. Tamam. Çocukla bir şeyler kazanmış oldu. 12 hareketi var. 6 kontrolü var. Lan Bilal, koy al onu ya. Hasan'ın süper kayışı var. Denesek mi ya? Valla deneyeceğim. Alamazsa Hasan'la gidip alacağım. Hasan'ın zaten 14 kontrolü var. Yenilirsek de yeniliriz. Dene lan. Ağzına sıçtı adamın. Bilal sarı gördü. Bilal bak, hayvan gibi girmeli oğlum. Narin bir şekilde gireceğim. 3 hamlemiz gitti ya. Adamlar free kick kullanacak şimdi. Atağın içine edildi. Tüh be. Neyse. Bilal çıkarıyorum ya. Bilal yoruldu. 17 geliştirdik. Bilal'i çıkaralım. Bilal Memiş. Uzmanlaşması yüksek olan Caner var ama ofansif orta sahada 2 oyuncumuz gelişiyor. Şu an orada yer kalmadı. Emin forveti alıp her yerde oynatabiliriz aslında. Aynen abi. Emin Bilal değişikliği. Emin'i şöyle forvete alıyorum. Erdem, bir defans alsam mı? Bir de Raptor'u çıkarayım abi. Yeter Raptor'la oynadığımız. Raptor'u çıkarıp da Veloğlu'nun defansı alıyorum. Şurada en azından bir şeyler yapsın. Uzmanlaşması Veloğlu'nun libero ve MD. Hoca defansın her yerinde gelişiyor. Amatör defans. Hocayı şöyle yapalım. Veloğlu burada kalsın. Hoca da burada bir yerde kalsın. Aynen. Evet. Hadi. İki oyuncu değişikliği. Şimdi. Şuraya pas gitmesin. O önemli. Alperen'in de defansı iyi. Alperen'i de çekelim şöyle. Baraja. Alper'i de baraja koyuyorum. Sait'i de bir tık öne çekiyorum şöyle. Hadi bakalım. Bakalım ne yapacaklar. 27 pası var. Oraya deneyecek ama sanmam. Barajdan döner. Bravo beyler. Son hamle. Kaç kontrolü var bu çocuğun? 13. Sait. Alper Karagöz. 1-2 kaparsak. Alper'le kapalım abi. Gelişsin gelişsin. 1. Sol orta sahası gelişti ya. Oradan geldiği için. Kap abi şunu. Çok güzel. Ya niye sol orta sahası gelişti ya? Niye sol orta sahası gelişiyor burada bunu kapınca? İlk hamleye başladığı yer mi önemli acaba? Onları da öğrenmek lazım. Pas verirsek o zaman yine sol orta sahası mı gelişecek? Bu kim abi? Lan Veloğlu burada ne arıyor? Abi Veloğlu burada. Bak ya, free kick şeyinde. Ağzını kırayım, Raptor'un yerinde kalmış. Neyse. Veloğlu'nun kontrolü bayağı var. Sait'i şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet, Sait'in kontrolü zaten 29. Topu kapmak için 1-2 hamle gelecekler abi. 29'da 30'un kapışması. Başarısız, çok güzel. Bravo, Sait de gelişti. Bir hareket daha. Kapattılar orayı. Ulan Raptor gibi duruyor Veloğlu ya. Sait yürüsene. Pozisyon değiştirelim. Şu bir. Şu iki. Şu çalım. Çok güzel. 2-0 mı oluyor yoksa? Son hareket. 2 denememiz var. Kaleciyle karşı karşıya. Çok güzel be Sait. Eski günlerdeki gibi. Sait Yıldız ikinci golünü attı. Biz bu ligden çıkıyoruz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor.
Velioğlu ve Alper Karagöz'ün gol sevinci. Şimdi Velioğlu defansa geçemedi bile. Sait en iyi oyuncumuz. %70'e %30 topa sahip olma. Bravo. Gollerde asist yok ama. Şimdi Yiye ben bir sonraki ligde kaleye bol bol şut gelecek. Belki Furkan gelişir. Devam. Güzel beyler. Güzel. Bir maç daha kazandık. Raptor gelişti. Demek gol yemeyince de mi gelişiyor? Furkan neye göre gelişti acaba? Raptor. Raptor şimdi 31 yaşında. Füze yeteneğini ikiye çıkarması. Bu yaştan sonra 40 bin oldu bu arada Raptor'un değeri. Abi biz Raptor'un satışına odaklanalım. Değil mi? Raptor'un satışına odaklanalım. Biraz da SLF'de geliştirirsek. Bir yılı var ya. Arkadaşlar transfer dönemi açıldığında gidecek işte bu çocuk. Gidecek. Sözleşme yenileceğiz mi? Bir yıl daha yenileriz. Ama değeri arttı adamın. Değeri arttı abi, değeri arttı. Bir yılı olan oyuncunun değerini arttırdık. Şunlar da çok önemli. Ama bunlar genç oyuncular için önemli işte. Bu saat... Pörsümüş abi, buna ne gerek var? Değere gidiyorum. Raptor'u kesinlikle satmaya yönelik oynuyorum. Taraftarın sevgilisi. Sponsor zaten yok abi. Artı 5 gelse ne olur? %5. Hadi taraftarın sevgilisi Raptor. Pekala. Şimdi SLF'de büyük avantajımız var. Raptor'u artık SLF oynatalım. SLF pozisyonunda kazansın. Ya da MF'de mi kazansın? Hangisi daha mantıklı? 220'ye kadar. SLF'de uzmanlaştırmak çok zor. Zor abi. Hadi devam edelim. 6 taraftar geldi. Yeni taraftar 6. Ligi üst sıralarda bitirme de 16.000 veriyor bize. Güzel. 16.000 de oradan gelecek. Amatör ligde kırmızı cap. Oo, ikinci de bari bitireceğiz. Bari ikinci bitirelim arkadaşlar. 5 ün puanı daha veriyor. Son maçımıza çıkacağız. Devam et bakalım. Gümüşhane fena ya. Sait ve Alper Karagöz. Alper ancak burada yer bulmuş kendine. Defans ne alaka lan? 3 kere top kaptığı için oraya koymuşlar ha. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi evet, son maçımıza da çıkalım. Orada bırakalım, sonra yine yorumlarınızı okuyacağım. Kritik, devam ettiğimiz zaman sezon bitecek çünkü. Sezonu bitir dememiz lazım. Hadi zamanı ilerlet bakalım şöyle. Antrenmanlar yapıldı. Kırklar eline karşı oynuyoruz. Kırklar elini yenersek ikinci sırada bitireceğiz. Çıkmayı garantiledik ama. Vallahi çıkmayı garantiledik. Bir takım ligden çıkmaya üzülür mü? Üzülüyoruz. Bakalım. Güzel bir hava var. Kalecileri 36. %50 de gelecek. Kaleci yani. Kalede adam gibi kaleci var. Kabadayı. Transfer etmeye çalıştığımız Kabadayı. Amatör ligin 3. sıradaki gol kralı. Sürekli dengeler değiştiği için böyle oluyor. Ne yapalım? Oyuncularımız biraz yorgunlar. Bilal oğlum 17 yaşındasın. Nasıl dinlenmiyorsun ya bu maçta? Şunun defansı kaç? 12. Bunun 9. 9. O zaman Bilal'i bu maçta burada oynatıyoruz. Tamam. Alperen Köse. Uzmanlaşmalarda durum ne abi? Bu maçta Alper Karagöz. Alper Karagöz'le yer değiştirelim. Alper Karagöz'le Alperen Köse birbirine çok benziyor ya. İkisi de A ile başlıyor, ikisi de K ile bitiyor. İkisi de Alper hatta. Şöyle. Emin Taşdemir de 29 yaşında. Emin'i de geliştirmemiz gerek. Emin'le top saklayabiliriz. Yani Raptor'u bir kere daha geliştirmek çok büyük bir mesele bence. Büyük bir dert. Bir sonraki ligde. Ligden çıkmakla bence büyük bir hata ettik ha. Vallahi şimdi düşündüğüm zaman boşa giden bir sene olacak. Çünkü çocukları geliştirmek çok zor olacak. Böyle Bilal'le pas atıyoruz ya oyuncuların üzerinden. O ligde atamayacak. Ama atarsa çok daha iyi işler başarabilir. Sait'i bu maçta çıkarıyorum. Yorgun. Ama gol atacak başka oyuncumuz da yok. Raptor burada oynasın bu maçta. Sait'i çıkarıp Emin Taşdemir'i alalım arkadaşlar. Lee merkez forvete doğru gidiyor. Lee'yi de aslında 28 yaşında geliştirmemiz lazım.
Biz hala maç kazanmaya oynuyoruz ya. Olmaz böyle. Bazı yaşlı oyuncuların uzmanlaşmasını bitirip transfer döneminde satmak gerek artık. Hepsi yüksek. Bak Bilal ne oldu? 6.460 oldu arkadaşlar Bilal bir anda. Bir anda abi bir anda. Var ya transfer döneminde hepsini satacağız. Hiçbiriyle sözleşme imzalayamayacağız. Bir yıl mahvolduk. Para gelmesi lazım bize sözleşmeleri yenilemek için. Altyapıya mı yükleneceğiz? Oyuncuların sözleşmesini mi yenileyeceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Önümüzde büyük bir strateji dönemi var. Bak defansif orta saha. Bela işte bak bu defansif orta saha. Yani biz bu pası atamayacağız şimdi buraya. Ha yok. Tamam bak bunu buraya atabiliriz. Çünkü buraya hamle yapmıyor. Eğer şuraya atıyor olsaydık bu boşluktaki yere müdahale edebilecekti ama. Yani şurada olduğunu düşünün. Bu pası buraya attığınız zaman bu hamle yapacak. Ama bu içimize hamle yapamaz. Yapamaz diye hatırlıyorum. İçimize hamle yapamaz ayağımızı oynadığımız için. Diğerlerine çok dikkat etmemiz lazım. Hadi ya, o zaten yenemeyiz biz bunları. Direkt başlayalım. Bu şekilde başlıyorum. Son maç. Hadi beyler, çıkın onurunuzla mücadele edin. Şöyle oynarsak daha iyi olur. İkinci sırada bitirsek harika olur. Ün puanı için. Çünkü çıktık artık. Bak buraya gelecek. MF 31 şutu var. Biz de iyi kurtarıyoruz. Yapma be. Çalım başarılı. Nasıl ya? Abi nasıl ya? Defansı 20. Çalım 18. Yedik. Şutu yedik. Onu yedik. Bunu yedik. Neyi kurtaracaksınız? Bak bunu buraya atabiliyorum. Ak yürek müdahale etmiyor. Dene abi. Çok güzel. Evet. Alper Karagöz'ün günü. Alper Karagöz'ün pası kötü. Birilerine çalım denesek iyi olur. Defansı 20. Bir yürüyüp çalım mı denesem ne yapsam? Kontrolü 16. Şuraya gidip top saklıyorum. Aa bak sağ orta sahaya geçtikten sonra şey arttı. Buraya bile koşabiliyoruz. Sakla. Hangi özelliği artacak? Tamam o. İşe başladı hareketi. 36 süper kayışı var aldı. Peki. Ne yapacak? Yok artık sende. Buraya gidecek, bitecek. 18 kontrolü var. 18 kontrolü, 22 defans. Süper kayışla mı alsak? Hayır. Melih'le alacağım çünkü uzun pasımız var. Ama abicim yapmayın böyle şeyler. Gözünüzü seveyim ya. Böyle şeyler yapmamalısınız beyler ya. Buraya geldim. Şuraya gelsem daha iyiydi aslında. Libero'yu da engellemiş oldum böylelikle. Daha kötü yaptım. Ama kurtar şunu artık ya. 16 vurdu ha? Çok güzel, tamam. Yoruldu. Güzel. Bak şu bir. Kimin başka uzun pası var? Yok, kimsenin uzun pası yok. Erdem buradan yardırıp gidebilir aslında. Ama bu yorgun ya. Şundan mı yapsak? Kimin uzmanlaşmasına ihtiyacımız var? Melih Kaan'ın abi. Melih Kaan'ın. Melih'e ver. Melih'e ver. Bir. Ah ya niye içinden geçmiyor ya? Abi böyle böyle değil. Böyle böyle olsun. Şeytan diyor bir adım ilerle. Öyle ver. Bak bir adım ilerle. Bir, iki, üç. Bu sefer normal pas oluyor. 1, 2. Bak şuraya gideceğim. Buraya. 1, 2, 3, 4. Niye biliyor musunuz? Hem beceri kazanacağım, uzmanlaşma kazanacağım hem de aksiyonum gitmeyecek. Bu topu zaten kapamayacak. Yorgun abi. Gel bakayım şuraya. Salak salak şeyler deniyorum. Ama daha mantıklı bence. Pas versek de aksiyonumuz gidecekti. Böyle uzmanlaşmamız artarak. Ama niye sol defans ya? Çünkü ilk aksiyona başladığı yer sol defans. Ulan Melih Kaan. Ulan Melih Kaan hayatında ilk defa sol defans kastın.
Bilal. Abo. Defansı 9. Top saklıyorum burada. Top saklıyorum beyler. Alan alsın. 27 saklıyorum. Ben kendimi geliştiriyorum. Tamam. Al abi. 22 defansım var. Çok güzel. Oğlum orada Bilal var lan. Seni maymun eder orada. Allah Allah Bilal. Ronaldinho Bilal. İlk yarının sonu. Güzel. Güzel abi. Uzmanlaşmalarda durum nedir? Bilal'e bak. Abo istikrarla MO'ya gidiyor. Kaleci. Süper. Melih. Süper. Orhan. Yıllardan beri top ayağına gelmiyor Orhan. Abi yapamıyoruz Alper'i ya. Alper'i diğer lig başladıktan sonra birkaç maçta oynatmamız lazım. İkinci yarıya başla. Ne, nasıl bir tezahürat ya bu? Evet. Başla bakayım, başla. İkinci yarıya başla. Kabadayı çıktı. Yorduk Kabadayı'yı. Bunun 31 kontrolü var. İkinci yarıya biz başladık. Kaç? Geçiririm. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bunu deneyeceğim. Deniyorum. Çok güzel lan. Harika. Motive olmuş bir defans var. Bundan kurtulmam lazım. Abi şu defansif orta saha her yere koşuyor ya. Bak top üstünden geçiyorsa %100 engelliyor. Bakın. Defansif orta sahaya hedeflenmiş bir pası kesmeye bonus %100. Buradan normal. Değiştir abi pozisyon. Tamam. Sakla bakayım. Vurursak hiçbir şey olmaz. Çalım atamayız zaten. Bartu kim? Bartu MD. Buraya koşunca ne oluyor bu? Direkt top mu kapmaya çalışacak? MD'nin özelliği evet direkt top kapmaya çalışıyordu. Ay burada topu saklıyorum ya. 36 saklıyorum. Belki bir şekilde şundan. Ha yorgun ol. Tamam güzel. Yine bir şeyler arttık mı? Artmadık. Geçmedi. Güzel. Alper bayağı yoruldu ya. Birkaç şey daha yapsak iyi olurdu. 25 vurur mu oradan? 8. Az kalsın yiyorduk ha. Vera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan buraya uzun pas olmuyor mu? Şu 1. Ver abi Furkan'a. Şeye. Melih'e ver bir. Şu 1. Tamam. Güzel. Güzel abi güzel. Aksiyon harcamadı. Libero kazandı. İki hareketimiz daha var. Bu yine geçsin. Ah ya. Gol atmaya oynamıyorum bu arada. Zaten kaybettik. Alperen Köse. Alperen Köse ile... Yani şu çok cazip geliyor bana nedense bilmiyorum. Ver abi. Çok güzel. 5 kasmaya devam etti. Emin. Çok güzel. 38 kontrolü var. Motivasyon kazandı. Peki süper kayış. Bayağı yorduk onu da. Bu defansif orta sahaları yormak da çok önemli. Şuraya mı? Tamam. Saklayacaksın mı? Ne yapıyorsun lan sen? 12 kontrolü var. Şeytan diyor Bilal'le dal. Zaten sezonun son maçı. Hoca alır mı lan bu topu hoca? Hoca amatör defansını geliştiriyor. Orhan'ın da gelişmesi lazım. Melih'in de gelişmesi lazım. Orhan'ın da Melih oraya gidemez. Orhan gider ama. Erdem'in süper kayışı var. Gidip ikinci kapmamızda aksiyon harcamayız. Ben Erdem'le gidiyorum. Şu bir. Şöyle abi. Çok güzel. Bir aksiyonum daha var.
Bu pası geçirirsek sağ... Bak bu pası geçirirsek sağ defans artarsa demek ki aksiyona başladığın yer geçerli. Ver abi. Çok güzel. Bak sağ defans aynen aksiyona başladığı yer. Bunu dele edebilirim. Et. Çok güzel. 5 forvet. Çok yoruldu. Alamadı. Faul yaptı. Aman abi sakatlık makatlık. Sarı kart çıkacak oyundan. Talat girdi oyuna. Bir gol şansı olabilir mi ya? Hiç baraj kurmadılar. Nasıl olacak? Raptor'a verip füze şut çekebilirim ha. Aynen. Raptor'a verip füze şut çekebilirim. Alperen geç topun başına. Umarım bu pasa kimse girmez araya. Valla ben girmesini engellerim onun. Ağzını kırarım. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya. Diğerini de şöyle çekelim. Araya kimse girmesin. At bakayım. Şu bir. Hadi Raptor füze şutu. Haydi oğlum. Plase. Sert şut. Kontrolleri ne? Kafa. Abi vur ya. Vur. Üstünlüğümüz var. Hadi füze şut. Hadi oğlum. Çok güzel be. 1-1 bitti. Vay arkadaş puan kaybetmedik. Yani yenilmedik daha doğrusu. Son saniyede Raptor'un gelen golüyle eşitliği yakalıyoruz. Güzel bir amatör lig heyecanı oldu bence. Uzatmalar mı var? Ağzınızı kırarım ha. Ay yiyeceğiz ya. Ağzını kır. Ertuğ kim ki? Ertuğ sınıfsız abi. Çok güzel. Hasan Yerebakan da gelişti. Bitti. Keşke uzatsa 10 dakikada. Hoca bu arada mum gibi duruyor orada. Maç sonu. Maçın oyuncusu Raptor. Güzel çocuğum. Raptor, Furkan, Bilal. Helal Furkan. Kurtarışlarla maça damgasını vurmuş. Lan birazcık daha. 3 daha ya. Keşke kaleye gitseydi de kurtarsaydı. Raptor Emin 23 artmış. Bak Emin oyuna girdikten sonra nasıl gelişti? En çok gelişim kaydeden Bilal 31 Bilal. Oğlum Bilal var ya. Fena işler başaracaksın. Yani yeterli olmayan bak altyapıdan geldi. Özellikleri olmayan bir çocuk bile bu kadar gelişim kazanıyor. Bir de bir süperstar doğuştan kabiliyeti olan bir çocuğun geldiğini düşünün. Amatör ligde maalesef averajla ikinci sırada bitiriyoruz. Üçüncü sırada bitiriyoruz. Bakalım ne olacak. Devam et. Raptor'a ün verdik ya taraftarın sevgilisi bonusu. Ekstradan. 117 taraftarımız var. Gelecek sene bir stat da yapmamız lazım. Son dakika beraberlik golü. O yüzden maçın adamı. Devam ediyoruz. Şimdi ilerle dediğimiz an sezon bitecek. Burada çok kritik bir yerde bırakacağız arkadaşlar. Ligi böyle bitiriyoruz. Yapılanmamız lazım. Yani şu an neredeyiz? Tarih ne abi? 21 Mart. Bir basacağız. Şeye gelecek. Temmuz 1'e gelecek sanırım. Ya da direkt 15 Temmuz'da başlayacağız. Transfer dönemi bitmeden de yine 1-2 maça çıkacağız herhalde. Gerçi bu sefer fikstür daha yoğun. Daha çok takım olduğu için belki buralarda bile maçımız olabilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Kontratlar. Herkesin ilgisi yüksek aslında. Kimi satacağız, kim kalacak hepsine karar vermemiz lazım. Temmuz transfer döneminde 33 yaşına girmeden belki Erdem'i satabiliriz. Uzmanlaşmasının da çok fazla şeyi yok çünkü. Orhan Taha 27 yaşında sözleşme yenilememiz çok zor olacak ya. Arkadaşlar bu çocuklarla sözleşme yenilemek benden 15-20 bin para alacak bir sene için. Şeytan diyor hepsini sat. Altyapıya yüklen. Küme düş. Kovmazlar değil mi bizi? Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Neler düşünüyorsunuz? Ne yapmalıyız? Antrenmanların da bitmesine çok az kaldı. Yani Temmuz olduğu zaman büyük ihtimalle çocuklarımız yeni beceriler kazanmış olacaklar. Öptüm sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın.
Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanala da abone olmayı unutmayınız. Instagram RapTurap, Twitter KirmiziCap. Oradan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.